Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesi üzerine Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz aldım. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Bu bütçe pandemi koşullarında yapılan ikinci bütçe. Yaptığınız ekonomik kriz ve iki yıldır süre giden salgının sonuçları nedeniyle beklerdik ki işsiz, açsız kalanların derdi, şiddete uğrayan, salgının yükü omuzlarına yüklenen kadınların derdi, ihmal ve istismara uğrayan, çalışmak zorunda bırakılan ve iş cinayetlerine kurban giden çocukların derdi, pandemi koşullarında hayatları daha da zorlaşan engellilerin, emeklilerin, yaşlıların derdi ve 3600 ek göstergeyle umutlandırdığınız yüz binlerce kamu personelinin EYT'lerinin derdi, bu bütçenin derdi, sizlerin derdi olsun. Ama görüyoruz ki sizlerin derdi bu değil. Derdiniz iktidarınız, derdiniz şatafatınız, derdiniz beslemeye, yedirmeye doyamadığınız yandaş müteahhitleriniz, yandaş vakıflarınız. Hala vatandaştan aldığınız vergileri yandaşlara dayatmaya, şatafat içinde yaşamaya devam ediyorsunuz. Değerli milletvekilleri, 2022 bütçesinden yandaş müteahhitlere 42 milyar lira ödenecek, garanti ödemesi yapılacak. Bu bütçenin en az 240 milyarı faizcilere gidecek. İyi ki faize karşısınız. Faize karşı olmasanız ne olacak acaba? Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bütçesi 66 milyar 131 milyon lira. Yani bu bütçenin yaklaşık 4 katı kadınlara, çocuklara, engellilere, sosyal hizmetlere değil bir avuç tefeciye ayrılmış durumda. Biz bu bütçe yandaşın, faizcinin, sarayın bütçesi derken boşuna demiyoruz. Hal böyleyken, yapılan buyken bütçe sunumunda dalga geçer gibi refahın toplumun tüm kesimlerine yaygınlaştırılmasına devam edeceği söyleniyor. Şimdi sarayın elektrik faturasına, yalnızca elektrik faturasına harcanan para, kadın politikalarının geliştirmesine ilişkin tek ulusal mekanizma olan Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü'ne ayrılan 22 milyon liraya eşdeğer. Şimdi sarayın sadece aydınlatmasına, şatafatına 42 milyon kadından daha fazla kaynak aktararak bu refahı nasıl yayacaksınız Allah aşkına? Bırakın diğer bakanlıkları, Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bütçesi bile, dezavantajlı grupların, kadınların haklarını gözetmesi gereken bakanlığın bütçesi bile cinsiyete duyarsız bir bütçe, vicdanı yoksun bir bütçe, adaletsiz bir bütçe. Her gün binlerce kadın şiddete uğrarken, bir bir katledilirken 3624 kapasiteli 149 kadın konuk evimiz var. Ve sadece bir her yıl için bir tane artırmayı hedefliyoruz. 81 şönüm var, artırmayı düşünmüyoruz. 1195 tane çocuk konuk evimiz var, onu da artırmayı düşünmüyoruz. Çocuklarımıza kreş, bakım evi yapmıyoruz. Onları cemaatlerin, tarikatların kucağına terk ediyoruz. Aslında bu bütçede kadınlara, çocuklara, dezavantajlı bireylere verilen mesaj çok açık. Diyorlar ki, biz sizi umursamıyoruz. Sizi korumaya da niyetimiz yok. Başınızın çaresine bakın deniliyor. Şimdi bal deyince ağız tatlanmadığı gibi şiddete sıfır tolerans deyince de şiddet son bulmuyor. Yatırım yapmadan, yasaları uygulamadan, ulusal mekanizmaları arttırmadan ayrımcılığı, kadın yönelik şiddeti nasıl önleyeceğiz? Koruma ve yargı kararlarına rağmen kadınlar katledilirken, el kadar çocuklar evlendirilirken bizler toplumsal cinsiyet eşitliğini kalkınma planlarından çıkararak, toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeyi yok sayarak ve kazanılmış hakları geriye götürüp bir gecede şiddet ve ayrımcılık olmasın diyen İstanbul Sözleşmesi'nden çıkarak mı sağlayacağız bunu? Bakın, İstanbul Sözleşmesi tüm milletvekili taraflarından övünerek, gurur duyarak imzalandı. Sayın Bakan dahil tüm iktidarın kadın milletvekilleri tarafından düne kadar en güçlü şekilde savunuldu. Ama bir gecede bir kişinin imzasıyla bu sözleşmeden çıkılırken herkes suspus oldu. Ne oldu? Ne değişti? Ülkemizde şiddet mi bitti Allah aşkına? İdarecilerin idaresizliği, sessizliği, ya uygulanmayan yasalar maalesef bu kara zihniyetlerin katilcileri, tecavüzcüleri cesaretlendiriyor. Bunun örneğini geçtiğimiz hafta görülen İpek Er'in davasında bir kez daha gördük. İpek Er ölmeden önce yazdığı mektupta şöyle diyordu. O Musa Orhan tarafından tecavüze uğradım. Bana saçımdan çekti, yerde sürüdü. Ama bana dedi ki kimse sana inanmaz. Bana bir
Tamamlayın sözlerinizi. Sen sahipsizsin dedi ve 3 Aralık günü mahkeme tecavüzcüyü haklı çıkardı. Bu ülkenin kadınlarının yargı tarafından umursanmadığını gösterdi. Ve Orhan'a geleceği üzerinde olumsuz etki olacağı düşüncesiyle indirim yapıldı. İhal indirimi yapıldı ve tutuksuz bırakıldı. Yani yargı hayatı sona eren İpek Er için değil, tecavüzcünün geleceği için endişe duydu. Değerli milletvekilleri, bu kararlar uygulanmadığı sürece, maalesef bu cezasızlık arttığı sürece kadınlara yönelik şiddet, tecavüz son buluyor. Aslında bir torba kanun diye icadınız var. Hani çokça rant için, yandaşlarınız için kullandığınız, bir kez bir torbayı da bu kadınlar, bu kanunlar için kullansanız da neden kullanmıyorsunuz? İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmak öyle kolay olmayacak. Çünkü milyonlarca kadının eşitlik mücadelesi var. Hak mücadelesi var. Eşitlik ve evet. Süreniz tamamlandı Sayın Yücel. Sayın Yücel, süreniz tamamlandı.